Merhabalar Aleyna Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Birazdan İyi. Sahne alacaksınız. Aynen. Anlamlı da bir sahne olacak sizin için. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben çok heyecanlıyım. Ve aslında bu sahneyi beraber yaralarımızı sarmak için ve her şeye rağmen ayakta kalabileceğimizi göstermek için ülkecek çıkmak istedim. Ve zaten asıl çıkış nedenimi de sizinle paylaşmıştım. Aynı zamanda da şarkılarla, türkülerle güzel bir anma da yapmak istiyoruz. Şimdi konuşuyorum burada ama gerçekten çok heyecanlıyım. Ve moralmen çok karmaşığız. Nasıl bir sahne olacak ben bile bilmiyorum. Şu anda hepimiz izleyip göreceğiz aslında. Ya yeter ki müzik durmasın bence. Çünkü ben durmasını istemem. Biliyorsunuz 1,5 yıl boyunca, 2 yıl boyunca pandemiden dolayı orkestra... Çok duyguluyum şu anda ama şey... Ben böyle niye ağlıyorum sürekli? Biliyorsunuz 1,5 yıldır çalışmıyorlar. Burada benden ekmek yiyen kocaman bir ekip var. O yüzden iddia etmedik. Aksine hayırlı bir şeye beraber çalalım dedik. Biz müzik için buradayız. Ve bahsettiğim konu için buradayız. Umarım hepimiz için güzel bir konser geçer ve her şeye rağmen ayakta kalabildiğimizi hissederiz. Müzikle beraber. Çok teşekkür ederim. Peki Sır şarkısının lansmanında da beraberdik. Evet. Şarkı çıktı ama bu olaylardan dolayı klip ertelendi. Neler söyleyeceksin bununla ilgili? Yani biliyorsunuz ben gündemi gerçekten meşgul eden bir insanım bazen ara ara. Şarkılarımla olsun, onunla olsun. Bu sefer onu yaşamak istemedim. Yani hani Aleyna'nın klibini kimse şu anda konuşmamalı. Şu anda çünkü konuşulması gereken başka şeyler var ve ben de ona değinmek için, asıl onlara değinmek için şarkımı çıkartsak da, çünkü 72 saat önceden kapatmadığımız sürece çıkıyor. Çıkarsak da klibimi çıkartmama kararı aldık. Çünkü hakikaten klip de biraz sansasyonel ve hani insanların üzerine konuşabileceği bir klipti ve ben bunu göze almak istemedim. O yüzden de erteledik. Gündemi meşgul etmemek için aslında. Evet. Yoğunlaşmak için yani. Gündemi meşgul etmek istemedim. Yine de eleştiriler oldu. Biliyorsunuz Demet Akalın şaklaban diye bir ifade kullandı sizin üzerinizde diye. Çok insanlar üzerinden çok konuşmayalım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bence hiç sırası değil. Yani şu anda bence tüm insanların, tüm sanatçıların ve ben gibi sanatkar adaylarının yapması gereken tek şey müzik yapmak ve ülkenin halini görüyorsunuz bir yerden iyileştirmek. Yani benim de şarkım bu döneme denk geldi ve orada da sözünde şu yazıyordu zaten. Geç hadi oradan iyileştir beni. Bizim şu anda yapmamız gereken tek şey iyileştirmek. Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Detay alalım buradayız. Teşekkürler.